18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle Çorum Valiliği'nin organizesiyle protokol mensupları, şehit aileleri, gazi ve gazi aileleriyle bir araya geldi. Altınkaya Arena'da gerçekleştirilen yemeğe Vali Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, Garnizon Komutan Vekili Personel Albay Bülent Siper, Belediye Başkan Vekili İsmail Yabat, Hitit Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Osman Öztürk, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda şehit ailesi katıldı. İl Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık yönetimindeki Müftülük Korosu'nun seslendirdiği eserler ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda konuşan Vali Mustafa Çiftçi, inancımıza göre peygamberlikten sonra en yüksek mertebe şehitlik makamıdır. Bugün bu topraklarda rahat şekilde yaşayabiliyorsak, günde beş vakit semalardan ezan sesleri duyuluyorsa, alnımız açık yaşayabiliyorsak, şehitlerimize borçluyuz dedi. Bu cennet vatanda yüzlerce yıldır barış içerisinde, huzur içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşamamızı borçlu olduğumuz aziz şehitlerimizin Cenab-ı Hak şehadetlerini kabul eylesin. Kahraman gazilerimize hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum. Ahirette irtihal edenlere de Cenab-ı Hak'tan rahmetler niyaz ediyorum. Muhterem davetliler, inancımıza göre peygamberlikten sonra en yüksek makam, mertebe şehitlik makamıdır. Buna bu şekilde inanıyoruz. Şehitler, canından daha aziz bildiği ümmi değerler uğruna canını feda etmiş, bu dünyadaki her şeyden vazgeçebileceğini göstermiş kutlu ve mübarek insanlardır. Onlar vatanımıza, memleketimize, ezanımıza, bayrağımıza, hürriyetimize, bağımsızlığımıza el atmaya yetenen, kem gözlerle bakan, yıkıcı, bölücü, hain işbirlikçi kişilerin sıkmış oldukları kurşunlara, atmış oldukları bombalara göğüslerini siper eden kahraman insanlardır. Eğer bugün bu topraklarda rahat bir şekilde yaşayabiliyorsak, günde beş vakit sebalarımızda ezan sesleri çınlıyorsa, bu topraklarda alnı açık, başı dik bir şekilde rahatça yaşayabiliyorsak, bunda en büyük pay aziz şehitlerimizindir. Onlara her zaman için minnet borcumuz vardır. Şunu da hatırdan çıkarmıyoruz. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz, bunun farkındayız. Bu topraklarda yaşamanın bir bedeli var, bir karşılığı var. Bugüne kadar bu topraklarda nice toplumlar yaşadılar, nice toplumlar, nice medeniyetler tarihe kavuştular. Dolayısıyla bu topraklarda yaşamanın bedelini aziz şehitlerimiz kanlarıyla, canlarıyla ödediler. Kahraman gazilerimiz hayatlarını ortaya koydular ve bu vatanı bizlere emanet ettiler. Dolayısıyla bizlere düşen görev, onlardan bize intikal eden görev, onların sürekli hayır dualarla yad etmek, onların bize emanet ettiği bu vatanın gelişmesi, yücelmesi için daha fazla çalışmak, gayret etmek ve onlara yaraşır birer nesil olmak, ecdadımıza yaraşır birer nesil olmak bizim en büyük görevimizdir.